Agatha Christie, Hercule Poirot iz üzerinde. Çikolata kutusu. O gece hava korkunç kötüydü. Dışarıda rüzgar acı acı uluyor, yağmur olanca gücüyle çarptığı camları sarsıyordu. Poirot ile ben şöminenin önünde karşı karşıya oturmuş, ateşi uzattığımız bacaklarımızı ısıtıyorduk. Aramızda küçük bir masa vardı. Masanın benim yanımda olan kısmında sıcak bir limonlu şerbet, Poirot'un yanında ise üstüne para verseler içmeyeceğim zengin bir çikolatalı süt vardı. Poirot pembe porselen fincandaki kahverengi çamurdan bir iki yudum aldı ve hoşnut bir tavırla içini çekti. Fransızca olarak hayat ne güzel diye mırıldandı. Evet şu eski dünyamızda yaşamak güzel diye onayladım. Benim iyi bir işim var. Sizse ünlü birisiniz. Poirot, yok canım Monami diye itiraz edecek oldu. Ünlüsünüz ve bu ünü fazlasıyla hak ediyorsunuz. O uzun başarılar dizinizi gözümün önüne getirince resmen şaşırıyorum. Herhalde başarısızlığın ne demek olduğunu bilmezsiniz. Böyle bir iddiada bulunmak gülünç olur. Ciddiyim. Hiç başarısızlığı tattığınız oldu mu? Hem de çok dostum. Ne yapalım? Şans daima sizden yana olmaz ki. Bazı olaylarda geç çağrıldığım olmuştur ya da aynı hedefe doğru emekleyen bir başkası oraya benden önce varmıştır. İki kere de başarılı olmama ramak kaldığı bir sırada hastalanarak yatağa düşmüştüm. Hayatın inişlerini de çıkışlarıyla birlikte kabul etmek zorundasınız dostum. Benim kastettiğim o değildi dedim. Demek istediğim bir olayı araştırırken sırf kendi suçumuz yüzünden başarısız oldunuz mu? Ah, anlıyorum hiç enayi yerine konup konmadığımı soruyorsun. Bir kere oldu dostum. Poirot'un yüzünde hafif bir gülümseme dolaştı. Evet, bir keresinde tam anlamıyla enayi durumuna düşürüldüm. Dedektif koltuğunda birden dimdik oturdu. Küçük başarılarımın kaydını tuttuğunu biliyorum dostum. Şu koleksiyona bir öykü daha katacaksın. Bir başarısızlığın öyküsü. Poirot eğilip ateşe bir kütük daha attı. Sonra şöminenin yanında bir çivide asılı bir beze, ihtimamla ellerini sildikten sonra arkasına yaslandı ve öyküsüne başladı. Poirot'un dediğine göre olay uzun yıllar önce Belçika'da meydana gelmişti. Fransa'da kilise ile hükümet arasındaki müthiş mücadele sırasında Bay Paul Derollard saygın bir Fransız milletvekiliydi er ya da geç bakan olacağı söylentisini duymayan kalmamıştı. Katoliklere karşı olan grubun en fanatik üyelerindendi ve iktidara gelir gelmez büyük bir düşmanla karşılaşacağı kesindi. Birçok bakımlardan garip bir adamdı. İçkisi sigarası olmamakla beraber başka bakımlardan o kadar titiz değildi. Dostum anlarsın ya Hastings. Konu kadınlardı. Ah şu kadınlar. Birkaç yıl önce Brükselli genç bir kızla evlenmiş, gelin ona yüklü bir çeyiz getirmişti, dedi ve şöyle devam etti. İstemiş olsa kendine baron dedirtebilecek durumdaydı ama ailesi zengin değildi. Dolayısıyla da para kariyerinde çok işine yarayacaktı. Çocuğu olmamıştı. Zaten karısı da evlenmelerinden iki yıl sonra merdivenlerden düşmüş ve bunun sonucunda ölmüştü. Bayan Derulardın kocasına bıraktığı miras arasında Brüksel'deki Louis Caddesinde bulunan bir evde bulunuyordu. Milletvekilinin ani ölümü de bu evde gerçekleşti. Bu olay yerine geçeceği bakanın istifa zamanına denk düşmüştü. Bütün gazetelerde milletvekilinin kariyeriyle ilgili uzun yazılar yer aldı. Ölümüne bir akşam yemekten sonra geçirdiği kalp krizinin neden olduğu öne sürüldü. Senin de bildiğin gibi o sıralarda Belçika Emniyet Teşkilatında görevliydim Monami. Bay Paul Deroulaardın ölümü benim için o kadar da ilginç değildi. Senin de bildiğin gibi koyu bir Katolik olduğum için ölümü aksine hoşuma gitti. Aradan üç gün geçmiş tatilim henüz başlamıştı ki kaldığım apartmana bir ziyaretçi geldi. Yüzü bir peçenin arkasında gizli olmakla birlikte çok genç olduğu belli olan bir hanımdı bu onun seçkin bir genç hanım olduğunu hemen anlamıştım. Tatlı bir sesle Bay Herkül Poirot'sunuz değil mi diye sordu. Evet gibilerden başımı eğdim. Dedektifsiniz değil mi? Yine başımı eğdim. Lütfen oturun matmazel dedim. Genç kız bir sandalyeye ilişti ve yüzünü örten peçeyi kenara çekti. Güzel olmakla beraber yüzü döktüğü gözyaşlarından allak bullaktı ve bir kaygı dile getiriyordu. Anladığım kadarıyla tatile çıkmışsınız beyefendi dedi. Onun için özel bir olaya bakmakta serbest olduğunuzu sanıyorum. Sizin anlayacağınız polisi bu işe karıştırmak istemiyorum. Başımı salladım. Korkarım ki isteğinizi yerine getirmem olanaksız küçük hanım. Çünkü tatilde olsam bile hala polis teşkilatının bir üyesiyim. Genç kız öne eğildi. Dinleyin beyefendi. Sizden bütün istediğim küçük bir araştırmada bulunmanız. Araştırmanızın sonuçlarını polise bildirmekte özgürsünüz. Zaten doğru olduğundan şüphelendiğim şey doğruysa yasaların desteğine ihtiyacımız olacak. Bu işi değiştiriyordu. Ben de daha fazla nazlanmadan yardıma hazır olduğumu bildirdim. Genç kızın yanaklarına hafif bir renk geldi. Teşekkür ederim beyefendi. Sizden Bay Paul Derolard'ın ölümünü araştırmanızı rica edeceğim. Şaşkınlıkla ne dediniz diye atıldım. Beyefendi, elimde kanıt yerine geçebilecek bir şey yok. Beni sadece kadınlık içgüdüm yönlendiriyor. Ama Bay Derolard'ın doğal bir nedenle ölmediğine inanıyorum. Hatta buna eminim. İyi ama doktorlar ne dediler? Doktorlar yanılmış olabilirler. O, o kadar sağlam, o kadar güçlüydü ki. Yalvarırım, sizden bana yardım etmenizi istiyorum Bay Poirot. Zavallı kızcağız perişan durumdaydı. Neredeyse önümde diz çökecekti. Onu elimden geldiğince avutmaya çalıştım. Size yardım edeceğim matmazel dedim. Korkularınızın dayanağı olmadığına aşağı yukarı eminim ama göreceğiz. Sizden o evde olanları bana anlatmanızı isteyeceğim. Tabii ki. Önce hizmetkarlar var. Cennet, Felis ve Aşçı. Aşçı Deniz, yıllardan beri bu işte. Ama öbürleri basit köylü kızları. François var ama o evin emektar uşağı. Ayrıca Bay Derolard'ın annesi ve ben varım. Benim adım Virginie Mesnard. Bay Paul'ün fakir bir akrabasıyım. Ve üç yıl aşkın bir zamandan beri onlarla kalıyorum. Size ev halkını tarif ettim. Bir de evde kalan iki konuk var. Onlar kimdi? Fransa'da Bay Derolard'ın komşusu olan Bay Dösen Elart'la John Wilson adında bir İngiliz dost. Hala sizdeler mi? Bay Wilson evet ama Dösen Elart dün gitti. Peki planınız nedir Matmazel Mösnart? Yarım saat sonra eve gelirseniz sizin gelişinize mantıklı bir açıklama getirecek bir öykü düzenlemiş olurum. Sizi gazeteci olarak tanıtmam uygun olur. Paris'ten geldiğinizi ve Bay Dösen bir tanıtım mektubu getirdiğinizi söyleriz. Bayan Derolard'ın sağlığı bozuk. Çok da güçsüz olduğundan ayrıntılarla ilgileneceğini hiç sanmıyorum. Matmazel'in zekice hazırlanmış planı sayesinde eve alındım. Milletvekilinin annesi saygı uyandıran, soylu görünüşlü fakat sağlığının olmadığı belli olan bir hanımefendiydi. Kendisiyle kısa bir görüşme yaptıktan sonra evde istediğim gibi dolaşmak imkanım oldu. Poirot devam etti. Görevimin ne kadar zor olduğunu bilmem gözünün önüne getirebiliyor musun dostum? Üç gün önceki bir ölümü araştırmak durumundaydım. Adam eğer bir cinayete kurban gittiyse ölüm nedeni olarak ancak bir tek olasılık söz konusu olabilirdi. Zehir. Cesedi görmek fırsatını bulamamıştım. Ayrıca zehirin verilmesinde kullanılmış aracı incelemek veya tahlil etmek de olanak dışıydı. Arasan bile sahici veya sahte ihbucu da yoktu. Bay Derolard gerçekten zehirlenmiş miydi? Doğal bir nedenle mi ölmüştü? Hiçbir şeyden ya da hiç kimseden yanıt alamayacak olan ben, Herkül Poirot, buna karar vermek zorundaydım. Önce hizmetkarları sorguya çektim ve onların yardımıyla söz konusu akşamın kurgusunu yapabildim. Yemekte sofraya getirilen yemekle ve bunların veriliş biçiminin özellikle üzerinde durdum. Çorba bizzat Bay Derolart tarafından büyük bir çorba kasesinin içinden dağıtılmıştı. Daha sonra pirzolalarla tavuğun servisi yapılmıştı. Yemek faslı bir meyve kompostosuyla son bulmuştu. Bunların hepsi masaya getirilmiş, servisleri bizzat beyefendi tarafından yapılmıştı. Kahve de büyük bir ibrik içinde sofraya getirilmişti. Özetle, oradakilerin birini zehirlemek için hepsini zehirlemeyi göze almak gerekiyordu. Yemekten sonra Bayan Derolart kendi dairesine çekilmiş Virginia hanımefendi ile birlikte gitmişti. Üç erkekse Bay Derolard'ın çalışma odasının yolunu tutmuşlardı. Orada bir süre dostça bir hava içerisinde gevezelik etmişler derken milletvekili birdenbire yere yığılmıştı. Bay Sen Allard hemen dışarı koşmuş ve Uşak'tan vakit kaybetmeden bir doktor getirmesini istemişti. Bu arada bir inme ya da kalp krizi olasılığı üzerinde durmuştu. Fakat doktor geldiğinde hasta ölmüştü bile. Matmazel Virginie tarafından tanıştırıldığım John Wilson o günler John Bull tipi olarak tanımlanan orta yaşlı ve iri yapılı İngilizlerdendi. İngiliz şiveli bir Fransızca'yla aşağı yukarı aynı şeyleri anlattı. Yüzü birdenbire kıpkırmızı olan Derolart yere yığıldı. Orada bulunabilecek başka bir şey yoktu. Arkasından trajedinin gerçekleştiği yer olan çalışma odasına geçtim ve isteğim üzerine orada yalnız bırakıldım. Bu noktaya kadar Matmazel Mesnard'ın teorisini destekleyecek hiçbir şey yoktu. Kızcağızın şüphesinin kuruntudan başka bir şey olmadığını inanmak durumundaydım. Büyük bir olasılıkla ölen adama romantik bir tutkuyla bağlanmış. Bu da olaya normal yoldan bakmasını engellemişti. Buna rağmen çalışma odasını büyük bir titizlikle araştırdım. Bir enjektörün ölen adamın koltuğuna ölümcül bir enfeksiyona yol açacak biçimde yerleştirilmiş olması mümkündü. Açacağı minik deliğin ise göze çarpmaması olasıydı. Fakat bu teoriyi destekleyecek hiçbir kanıt bulamadım. Bunun üzerine Umutsuzluk içinde koltuğa çöktüm. Yüksek sesle "Pes ettim." dedim. Hiçbir yerde bir ipucu yok. Bütün her şey tamamen normal. Ama bu sözleri söylerken yakındaki bir masanın üstünde duran büyük bir çikolata kutusuna gözlerim takıldı ve kalbin duracak gibi oldu. Kutu, Bay Derol'un ölümüne ilişkin bir ipucu olmayabilirdi ama en azından burada normal olmayan bir şey vardı. Kutunun kapağını kaldırdım. Kutunun içindeki çikolatalara dokunulmamıştı. Bir tanesi bile eksik değildi. Ama bu gözüme çarpan acayiplikliği daha çarpıcı kılıyordu. Çünkü kutunun renginin pembe olmasına karşın kapak mavi renkteydi. Hastings insan pembe bir kutunun mavi bir kurdeleyle bağlanmış ya da bunun tam tersinin olduğunu görebilir. Ama kutunun bir renk, kapağının ise başka renk olması görülmüş şey değildir. Bu küçük olayın işime yarayıp yaramayacağını bilmemekle beraber normal olmaması nedeniyle konuyu araştırmaya karar verdim. François'nın gelmesi için zile bastım ve rahmetli efendisinin şekerleme düşkünü olup olmadığını sordum. Uşağın dudaklarında hazin bir gülümseme belirdi. Hem de aşırı derecede düşkündü beyefendi. Evde daima bir kutu çikolata bulundururdu. Çünkü şaraba hiç düşkünlüğü yoktu. Ama bu kutuya hiç dokunulmamış dedim ve öyle olduğunu göstermek için kutunun kapağını kaldırdım. Özür dilerim beyefendi öldüğü gün satın alınmış bir kutuydu bu. Öbüründeki çikolatalar hemen hemen tükenmişti. Demek öbür kutudaki çikolatalar öldüğü gün tükenmişti dedim. Evet beyefendi önceki kutuyu sabahleyin boş olarak buldum ve attım. Bay Derolard günün her saatinde şekerleme yer miydi? Genellikle akşam yemeğinden sonra yerdi efendim. Durum kafamın içinde aydınlanmaya başlamıştı. François dedim. Çeninizi tutmasını bilir misiniz? Gerekirse evet beyefendi. Güzel. Öyleyse polis olduğumu bilin. Bana öbür kutuyu bulabilir misiniz? Tabii beyefendi. Çöp kovasındadır. Uşak odadan çıktı. Birkaç dakika sonra da toz içinde bir cisimle geri döndü. Bu masanın üstündeki kutunun eşiydi. Şu farkla ki bu kutu mavi renkte, kapağı ise pembeydi. François'a teşekkür ettim. Çenesini tutmasını bir kere daha öğütledikten sonra da Louis Caddesi'ndeki evden çıktım. Bundan sonra Bay Derolar'da bakan doktorun muayenehanesine uğradım. Onunla işim hiç de kolay olmadı. Ağdalı terimlerden örülü bir duvarın arkasına sığınmasına rağmen onun bu olay hakkında isteyebileceği kadar emin olmadığını sezdim onu biraz rahatlatmamdan sonra bu tür bazı garip olaylar görülmüştür diye fikir yürüttü. Özellikle ağır bir yemekten sonra ani bir öfke veya aşırı bir heyecanın arkasından kan kişinin beynine hücum eder. Bunun sonucunda olanlar da belli. Ama Bay Derolard olayında öfke ya da heyecan olmamış ki. Öyle mi? Bay Dösent Alart'la arasında şiddetli bir tartışmanın geçtiğini öğrendim. Niçin acaba? Doktor omuzlarını silkti. Bay Dösen Alard çok tutucu bir katoliktir. Kilise ve devletle ilgili tartışmaları aralarındaki dostluğu bozmaktaydı. Bay Dösen Alard'ın gözünde Berolard tam bir din ve İsa düşmanıydı. Bu beklenmedik bir bilgiydi ve beni uzun uzun düşündürdü. Bir sorum daha var doktor Bey dedim. Bir çikolatanın içine Öldürücü bir zehir doza enjekte etmek mümkün müdür? Doktor herhalde mümkündür dedi ağır ağır. Buharlaşma durumu olmaması halinde saf asit prusik işi görür. Herhangi bir şeyin bir zerresi de fark edilmeden yutulabilir. Ama bu bana pek olası gözükmüyor. Morfin veya strikninle dolu bir çikolata. Doktorun yüzünde alaycı bir ifade belirdi. Tahmin edersiniz ki böyle bir çikolatanın bir kere ısırılması dahi fazlasıyla yeter Bay Poirot. En kısa yoldan öbür dünyayı boylarsınız. Teşekkür ederim Doktor Bey. Doktorun muayenehanesinden ayrıldım. Bundan sonraki uğram, özellikle Louis Caddesi yakınındaki eczaneler oldu. Polis olmanın yararları vardır. İstediğim bilgiyi herhangi bir zorlukla karşılaşmadan bulabildim. Bu eczanelerin yalnız birinden söz konusu eve bir zehir gönderilmiş olduğunu öğrenebildim. Bunlar bayan Derolart için antropin fatlı göz damlalarıydı. Antropin güçlü bir zehirdir. Ben de kısa bir zaman sevinç duydum ama antropin zehirlenmesinin belirtileri Putamay'ninkine çok benzer. Oysa benim incelediğim olaydakilerle bir benzerliği yoktu. Ayrıca reçete oldukça eskiydi. Bayan Derolard'ın yıllardan beridir her iki gözünde de katarakt vardı. Sevincim kursağımda kalmıştı. Tam eczaneden çıkacağım sırada eczacının bana seslendiğini duydum. Bir dakika Bay Poirot, reçeteyi getiren kızı hatırladım. Buradan İngiliz eczacıya gitmek zorunda olduğunu söylemişti. Oraya da bir kere uğrasanız iyi olur. Uğradım. Yine resmi statümden yararlanarak istediğim bilgiyi elde ettim. Bay Derolard'ın ölüm gününde Bay John Wilson için bir reçete hazırlamışlardı. Aslında hazırlanacak fazla bir şey yoktu. Söz konusu ilaç küçük trinitrin tabletleriydi. Bunlardan bir örnek görmek istedim. Eczacı gösterdi. Bunun üzerine kalp atışlarım hızlandı. Çünkü minik tabletler çikolatadandı. Bir zehir mi bu diye sordum. Hayır beyefendi. Etkisini bana tarif edebilir misiniz? Kan basıncını düşürür. Bazı kalp rahatsızlıklarına karşı verilir. Örneğin anjina pektoris yani göğüs anjininde. Atar damar tansiyonunu azaltır. Arterioskileroza gelince. Eczacının sözünü kestim. Bu söyledikleriniz benim için hiçbir anlam taşımıyor. Yüzün kızarmasına neden olur mu? Hiç şüphesiz. Farz edin ki şu minik tabletlerinizin 10 tanesini ya da 20 tanesini yuttum. Sonra ne olur? Eczacı dudak büktü. Bunu hiç tavsiye etmem. Ama zehir olmadığını söylüyorsunuz. Eczacı omuzlarını silkti. Zehir olarak bilinmediği halde insana öldürebilen pek çok etkisi vardır. Dükkandan ayrılırken keyfim yerindeydi. En sonunda bir ilerleme kaydetmeye başlamıştım. John Wilson'ın elinde cinayeti işlemek için bir araç olduğunu artık biliyordum. Ama cinayet nedeni ne olabilirdi? İş için Belçika'ya gelmiş ve az çok tanıdığı Bay Derolart'tan onu konuk etmesini rica etmişti. Deroldard'ın ölümünün ona herhangi bir yararı dokunmazdı. Ayrıca İngiltere'de yaptırdığım bir araştırmadan Wilson'ın bir kalp rahatsızlığı olduğunu öğrenmiştim. Bu yüzden o tabletlerden yanında bulundurması kadar doğal bir şey olabilir mi? Bununla birlikte birisinin çikolata kutusuna gittiğine, dolu olanını yanlışlıkla açtığına, sonra çikolatanın içindekileri boşalttığına ve içine alabildiği kadar minik trinitrin tabletlerinden doldurduğuna eminim. Çikolata oldukça iriydi. İçine 20 veya 30 tablet doldurulmuş olabilirdi. Ama kim yapmıştı bunu? Evde iki konuk vardı. John Wilson'ın bunu yapma olanağı, sen alardın ise nedeni vardı. Bir bağnaz olduğunu unutmayalım. Dinsel bağnaz gibisi ise yoktur. John Wilson'ın trinitrinlerine herhangi bir şekilde el atmış olabilir miydi? Aklıma küçük bir fikir daha geldi. Sen de küçük fikirlerime hep gülersin. Wilson'ın niçin trinitrinleri tükenmişti? Herhalde İngiltere'den yeterli bir stok getirmişti. Louis Caddesi'ndeki eve tekrar uğradım. Wilson orada değildi. Ama odaları düzelten kızı buldum. Adı Felicia olan kızdan Bay Wilson'ın kısa zaman önce lavabonun rafında duran bir trinitrin şişesini kaybettiğinin doğru olup olmadığını sordum. Kız hemen yanıt verdi. Bu doğruydu. Kendisi bu yüzden haksız yere suçlanmıştı. İngiliz gentleman herhalde onun şişeyi kırdığını zannetmiş ama onunla yüzleşmemişti. Oysa Felicity şişeye dokunmamıştı bile. Bunu yapan mutlaka elini sürmemesi gereken şeyleri karıştıran Janet'ti. Kızı susturarak evden ayrıldım. Artık bilmek istediğim her şeyi biliyordum. Bunu sadece kanıtlamak kalıyordu. Ama bunun kolay olmayacağının farkındaydım. Sen Alard'ın Trinitrin şişesini Wilson'ın lavabo rafından yürüttüğüne emin olsam bile bazı kanıtlar öne sürmek zorundaydım. Oysa elimde hiçbir kanıt yoktu. Ama biliyordum ya, hepsinden önemlisi buydu. Styles olayında karşılaştığımız güçlüyü anımsıyor musun Hastings? O zaman da katili biliyordum. Ama katile karşı toparladığım kanıtlar zincirinin son halkasını bulmam uzun zamanımı almıştı. Matmazel mesnarttan bir görüşme rica ettim. Hemen geldi. Ondan Bay Dösent Allard'ın adresini istedim. Kız durakladı. Niçin adresini istiyorsunuz beyefendi? Bu gerekli Matmazel Virginie hala karar veremiyordu. O size bir şey söyleyemez dedi düşünceleriyle bu dünyanın dışında olan bir adamdır. Etrafında olan bitenleri fark etmez bile. Olabilir Matmazel ama öyle de olsa Bay Derolard'ın eski dostuydu. Bana söyleyebileceği şeyler vardır. Geçmişe ait şeyler, eski krizler, eski aşk serüvenleri. Genç kız kızararak dudağını ısırdı. Nasıl isterseniz ama yanıldığıma artık eminim isteğimi geri çevirmediğiniz için size minnettarım ama o sırada allak bullak haldeydim. Şimdi ise çözümlenecek bir şey olmadığını düşünüyorum. Artık bu işi bırakalım Mösyö. Size yalvarırım. Virginie'yi dikkatle süzdüm. Matmazel dedim. Bir köpeğin bir kokunun izini bulması bazen zordur. Ama onu bir kere buldu mu kıyamet kopsa onu o izden uzaklaştıramazsınız. Tabii iyi bir köpekse. Bense çok iyi bir köpeğimdir matmazel. Genç kız tek kelime söylemeden uzaklaştı. Birkaç dakika sonra bir kağıt parçasına karaladığı adresle geri döndü. Evden çıktım. François dışarıda beni bekliyordu. Bana endişeyle bakıyordu. Bir haber yok mu beyefendi? Henüz yok dostum. Ah oh, zavallı Bay Delorant. Adam içini çekti. Ben de onun düşünce biçimini paylaşıyordum papazlardan hoşlanmam. Ama evin içinde bunu asla söylemem. Hanımların hepsi dinlerine bağlıdırlar. Bu belki de iyi bir şeydir. Hanımefendi çok dindardır. Bayan Virginie de öyle. Bayan Virginie ha? Çok mu dindardı? O ilk gördüğüm gözyaşlarından ıslanmış yüz gözlerimin önünde canlanınca bundan şüphe duydum. Bay Dösent Alard'ın adresini aldıktan sonra daha fazla vakit kaybetmedim. Ardan bölgesindeki şatonun yakınlarına geldim. Ama eve girebilmek için bir bahane bulmama kadar birkaç gün geçti. Sonunda nasıl girdim dersin dostum? Bir boru tesisatçısı olarak. Yatak odasında bir gaz sızıntısı ayarlamam bir saniye bile sürmedi. Aletlerimi getirmeye gittim ve meydanı boş bulacağımı bildiğim bir saatte dönmeye dikkat ettim. Neyi aradığımı doğru dürüst bilmiyordum. Gereksindiğim şeyi bulmakta fazla bir umudum yoktu. Onu saklama riskini dünyada göze alamazdı. Lavabonun yukarısındaki küçük dolabı kilitli bulunca içinde ne olduğuna bakma isteğime karşı koyamadım. Kilidin açılması kolaydı. Dolabın kapısı açılıverdi. İçerisi eski şişelerle doluydu. Titreyen bir elle hepsini birer birer açtım. Birden bir çığlık attım. Düşün bir kere dostum, üstünde İngiliz eczacının etiketi olan küçük şişe elimdeydi. Üstünde de trinitrin tabletleri. Yalnız gerektiğinde bir tane almak üzere by john wilson diye yazılıydı. Heyecanıma engel olmaya çalışarak küçük dolabı kapadım. Küçük şişeyi cebime attım ve gaz sızıntısını onarmayı sürdürdüm. Metodik olmak gerekiyordu. Sonra şatodan ayrıldım ve en kısa zamanda ülkeme dönmek üzere trene bindim. Brüksel'e o gece geç saatte vardım. Ertesi sabah Polis şefine bir rapor kalemi aldığım sırada bana bir not getirildi. Yaşlı bayan Derolart'tan geliyordu ve hiç gecikmeden Louis Caddesi'ndeki eve gelmemi istiyordu. Gittim. François bana kapıyı açtı. Baronet Hanımefendi sizi bekliyor," dedi. Uşak beni yaşlı hanımefendinin dairesine çıkardı. Bayan Derolart büyük bir koltukta azametli bir tavırla oturuyordu. Mademoiselle Virginie ortalarda yoktu. Yaşlı hanım efendi, "Bay Poirot," dedi. "Sizin kendinizi tanıttığınız şahıs olmadığınızı öğrenmiş bulunuyorum. Meğer bir polis memuruymuşsunuz." "Bu doğru hanım efendi." "Oğlumun ölümüyle ilgili gerçeği araştırmak için buraya geldiniz değil mi?" "Bir kere daha bu doğru hanım efendi diye yanıt verdim nasıl bir gelişme kaydettiğinizi bana söylerseniz sevinirim. Durakladım. Önce bütün bunları nasıl öğrendiğinizi bilmek isterim hanımefendi. Artık bu dünyada olmayan birinden öğrendim. Sözleri ve bu sözlerin söyleniş biçimi yüreğimi burktu. Konuşamadığımın farkına vardım. Bayan Derolart devam etti. Onun içinde Araştırmanızda ne kadar bir gelişme kaydettiğinizi bana mutlaka söylemenizi rica edeceğim. Soruşturmam sona erdi hanımefendi. Oğlum, bilinçli olarak öldürülmüştür. Kimin tarafından biliyor musunuz? Evet hanımefendi. Öyleyse katil kim? Monsieur Dösen Alard. Ama yaşlı hanım hayır der gibi başını salladı yanılıyorsunuz. Sen Alart böyle bir cinayeti işleyebilecek bir adam değildir. Kanıtlar elimde. Bana her şeyi anlatmanız için size yalvarıyorum. Bu kez itaat ettim ve beni gerçeği keşfetmeye götüren adımları birer birer açıkladım. Bayan Derolard beni dikkatle dinliyordu. Sonunda yine başını salladı. Evet evet her şey dediğiniz gibi oldu ama oğlumu öldüren dösen alart değildi. Onu öldüren benim. Yaşlı efendiye baka kalmıştım. O yavaşça başını sallamayı sürdürüyordu. Sizi çağırttığım isabet oldu. Virgini'nin manastıra gitmeden önce ne yaptığını bana söylemesi, Tanrı'nın lütfu. Beni dinleyin Bay Poirot. Oğlum kötü bir insandı. Kiliseye karşı savaş açmıştı tam bir günahkar hayatı sürüyor. Kendisiyle birlikte başkalarını da günah uçurumuna sürüklüyordu. Ama daha kötüsü de var. Bir sabah yatak odamdan çıktığım sırada gelinimin merdivenin başında durduğunu gördüm. Bir mektup okuyordu. Oğlumun onun arkasına sinsice sokulduğunu fark ettim. Bir tek itiş zavallı gelinimin merdivenden başını mermer basamaklara çarpa çarpa yuvarlanmasını sağladı. Onu kaldırdıkları sırada ölmüştü bile. Oğlum bir katildi ve bunu yalnız annesi olan ben biliyordum. Yaşlı kadın bir an gözlerini kapadı. Çektiğim ıstırabı, umutsuzluğumu tahmin edemezsiniz beyefendi. Ne yapabilirdim ki? Oğlumu polise ihbar etmek mi? Bunu yapamadım. Bu görevimdi ama annelik ağır bastı. Hem bana inanırlar mıydı? Gözlerim son zamanlarda çok zayıflamıştı. Yanıldığımı söylerlerdi. Ben de sustum. Sustum ama vicdanım bana rahat yüzü göstermiyordu. Susmakla ben de bir katil oluyordum. Oğlum karısının parasına konmuştu. Ondan sonra Tanrı ona yürü ya kulum dedi. Üstelik yakında bakan da olacaktı. O zaman kiliseye karşı savaşı daha da şiddetlenecekti. Üstüne üstlük Virgini de vardı. Dinine bağlı. O güzel çocuğu büyülemişti. Oğlumun kadınların üstünde korkunç bir etkisi vardı. Olacakları görebiliyordum. Ama önlemek elimde değildi. Oğlumun Virginie evlenmeye niyeti yoktu tabii. En sonunda kızcağızın her şeyini ona teslim etmeye hazır olduğu bir zaman geldi. İşte o zaman ne yapmam gerektiğini anladım. Paul oğlumdu. Onu ben dünyaya getirmiştim. Ondan sorumluydum. Gel gelelim o bir kadını öldürmüştü ve başka bir kadının ruhunun katili olmaya hazırlanıyordu. Bay Wilson'ın odasına gittim ve ilaç şişesini aldım. Wilson bir keresinde o şişede bir insana öldürmeye bol bol yetecek kadar tablet olduğunu söylemişti gülerek. Çalışma odasına giderek her zaman masanın üstünde duran büyük çikolata kutusunu açtım. Yanlışlıkla yeni bir kutuyu açmışım. Öbür kutu da masanın üstündeydi ve içinde bir tek çikolata kalmıştı. Bu işi kolaylaştırıyordu oğlumla Virginie'den başka çikolata yiyen yoktu. Virginie'yi o gece yanımda tutacaktım. Her şey planladığım gibi oldu. Bayan Derolart durakladı. Gözlerini bir an kapadı. Sonra tekrar açtı. Elinizdeyim Bay Poirot. Bana yaşayacak fazla bir vaktimin kalmadığını söylüyorlar. İşlediğim günahın Tanrı karşısında hesabını vermeye hazırım. Ama bu dünyada da mı cezamı çekmem gerekiyor? Tereddüt ettim. Vakit kazanmak için. Ya boş şişe hanım efendi dedim. Nasıl oluyor da Bay Dösen Alard'ın evinde bulundu? Bana veda etmeye geldiği zaman şişeyi adamın cebine gizlice koydum beyefendi. Ondan nasıl kurtulacağımı bilemiyordum. O kadar halsizim ki yardım almadan fazla dolaşamıyorum. Boş olarak odamda bulunmasıysa şüphe uyandırabilirdi. Sizin anlayacağınız beyefendi. Kadıncağız bütün cüssesiyle doğruldu. Amacım Bay dösen üzerine şüphe çekmek değildi. Böyle bir şey aklımdan geçmedi bile. Uşağının boş şişeyi bulup üstünde durmadan atacağını düşündüm. Başımı eğdim. Anlıyorum hanımefendi. Peki kararınız ne olacak beyefendi? Yaşlı kadının sesi titremiyordu. Başı da her zamankinden dikti. Ayağa kalktım. Hanımefendi, size hoşça kalın demekten şeref duyuyorum. Ben soruşturmamı yaptım ve başarısızlığa uğradım. Bu sorun kapanmıştır. Poirot kısa bir sessizlikten sonra yine yavaş sesle konuştu. Yaşlı hanımefendi bir hafta sonra öldü. Matmazel Virgini çıraklık devresini geçirdi ve rahibe oldu. Hikayem işte bu dostum. Ve içinde pek övünülecek bir rolümün olmadığını itiraf ederim. Ama sizin yaptığınıza başarısızlık denemez ki diye itiraz ettim. O koşullar altında başka ne düşünebilirdiniz? Poirot birden canlandı. Göremiyor musun dostum? O tarihte 36 yaşında ve 36 kere budalaydım gri hücrelerim henüz çalışmıyordu. Oysa en önemli ipucu hep avucumdaydı. Hangi ipucu bu? Çikolata kutusu. Görmüyor musun? Gözleri iyi gören birinin böyle bir hataya düşmesi mümkün müdür? Bayan Derolard'ın gözlerinde katarak olduğunu biliyordum. Antropin damlaları bunun kanıtıydı. Bütün evin içinde kutuya hangi kapağı koyacağını bilemeyecek kadar gözleri bozuk olan bir tek kişi vardı. Çözüme giden yola beni saptıran o kutu oldu. Ama gerçek anlamını son ana kadar kavramaktan aciz kaldım. Psikolojiden de bütünlemeye kaldım. Dösen Alart aradığımız katil olsaydı onu suçlayacak şişeyi hiç saklar mıydı? Yalnız başına bunun bulunması adamın suçsuzluğunun kanıtıydı. Onun çok dalgın olduğunu Bayan virciniden duymuştum. Yani bu çok sevimsiz bir öykü onu yalnız sana anlattım. Dediğim gibi içinde hiç de sevimli bir rolüm yok. Yaşlı bir hanımefendi o kadar basit ve akıllıca bir biçimde cinayet işliyor ki ben Herkül Poirot bile tamamen aldanıyorum. Bunun düşüncesi bile korkunç. Boş ver bunu. Ya da fazla kibirli olmaya başladığımı düşünürsen ki bu olası değil ama yine de olabilir. Bu öyküyü hatırlarsın. Belli belirsiz gülümsedim. O zaman bana sadece çikolata kutusu dersin, tamam mı? Kabul. Poirot, yine de unutulmayacak bir deneyimdi dedi düşünceli bir tavırla. Günümüzde Avrupa'nın en parlak zekasına sahip olan ben, arada yüce gönüllü davranabilirim. Yavaşça çikolata kutusu diye mırıldandım. Ne dedin dostum? Soru sorar gibi öne eğilmiş olan Poirot'un masum yüzüne bakarken, yüreğim sızladı. Bu adamın elinden çok çekmiştim ama ben Avrupa'nın en parlak zekasına sahip olmasam bile arada sırada yüce gönüllü olabilirdim. Hiç diye yalan söyledim ve kendi kendime gülümseyerek pipomu yaktım.